Emin misin Romeo, başına bir şey gelmesin havada sonra? Hayır Aykız'a, eminim. Bas hadi. Son kararın mı? Son kararın, bassana hadi. Ben hazırım. Tamam Romeo, o zaman basıyorum. 3, 2, 1. Bakkal amca, bakkal amca. Buyur yeğenim, ne oldu? Beni Romeo gönderdi, yeni ürünler gelmiş. Eğer güzel bir tane varsa Romeo'ya haber vereceğim. Evet yeğenim, doğru demiş. Bak şimdi yeni ürünlerimizi göstereyim sana. Burada bir tane küvet var, banyo yapmak isterseniz. Ama Romeo çok kirli birisi ve pasaklı. Banyo yapacağını düşünmüyorum. Burada bir tane kumbaramız var. 10 bin lira kadar para biriktirebilirsiniz. Daha fazlasını da biriktirirseniz. Peki bu ne bakkal amca? En sona bıraktığına göre en iyisi bu olmalı. Evet yeğenim, en iyisi bu ama sizin paranız yetmez buna. Niye bakkal amca, ne ki bu? Burada bir helikopter motoru var. Helikopter pili var. Helikopter pervanesi var. Görmüyor musun? Tam tamına 100 lira bu. 100. Oo bakkal amca, çok pahalıymış ama çok iyiymiş. Hemen Romeo'ya haber vermem gerek. Bekle burada. Sakın kimseye satayım deme. Romeo çok kızar. Ben sana haber vereceğim. Tamam yeğenim, bekliyorum burada. Hadi çabuk ol. Müşterileri kaçırıyorsunuz. Romeo, Romeo, çok önemli haberlerim var. Çabuk buraya bak. Heh, gece nicası geldin demek. Anlat bakalım, neler gördün, neler gelmiş yeni. Romeo, gereksiz birkaç tane ıvır zıvır dışında bir tane mükemmel bir şey var. Helikopter motoru, helikopter bataryası ve helikopter pervanesi var Romeo. Bunu kesinlikle almalıyız ama çok kötü bir haberim daha var Romeo. Neymiş, söyle bakalım. Helikopter demek ha? Vay canına. Şuranın tepesinde uçtuğumuzu düşünsenize, harika olurdu. Bunu kesinlikle almalıyız. Kötü haber ne peki? Tama tamına 100 lira Romeo, 100 lira. Ben de gerçekten kötü bir şey oldu sandım. 100 liramız var, sıkıntı yok. Ama bütün paramız 100 lira, doğru. Gece nicesi. Al şunu götür. Hatta ben de geleceğim, dur. 100 tane bilye var burada. Tanesi de 1 lira. Bankaya götürürse ona 100 lira verirler. Hadi gidelim. Ay kızları, siz de gelin. Helikopter taşıyacağız. Tamam Romeo. Çok merak ettim. Nasıl bir şey acaba? Merhaba bakkal bey. Görüşmeyeli uzun zaman oluyor. Nasılsın? Oo Romeo yeğenim, sen misin? Tabii benim. Tanımadın mı? Neyse. Al sana paranı vereyim. 100 tane bilye var burada. 100 lira demişsin şu helikoptere. Şu helikopteri hemen şurada çalıştıralım. Eve uçarak gidelim. Romeo, Romeo dur. Burada çalıştırma. Neden? Burası kapalı alan, görmüyor musun? Helikopter şu perdeye takılırsa ne olur düşünsene. Pervanesi bozulur, kırılır. Perde de yırtılır. Çok kötü şeyler olur. İyi tamam. Sen kendi yerinde çalıştırmamı istemiyorsun. Ben bunu kendi laboratuvarımda çalıştırayım. Hem bir yeri bozulursa da hemen tamir ederiz. Evet arkadaşlar, şimdi bütün kötü planlarımızı, kötü iksirlerimizi ürettiğimiz laboratuvarımıza geldik. Şimdi hemen helikopterimizi çıkartalım ve kuralım. Şimdi malzemelerimize bakıyoruz. İki tane pil. Pilleri koymak için pil yatağı. Motor. Helikopteri çalıştırmak için düğme. Kablo. Birazcık daha kablo. Motor ve pervane. Şimdi önce pervaneyi motora takalım. Önce kolay olanları yapalım. Zor olanlar çünkü birazcık uğraştırır. Videoyu durdurup yaparız orayı. Pillerimizi yerine yerleştirelim. Bu pil çıktı birazcık. Birazcık inatçı piller bunlar arkadaşlar. Hadi gir. Heh. Tamam, pillerimiz hazır. Önce bir test edelim pervanemiz böyle dönüyor mu düğmeyi takmadan önce. Sonra boşuna düğmeyle falan uğraşmayalım. Hazır mısınız arkadaşlar? Test başlıyor. 3, 2, 1. Gördüğünüz gibi gayet başarılı ama elimi yaktı biraz. Şimdi düğmeleri falan da takalım. En son yapalım. Şimdi düğmeyi nasıl takıyorduk? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Burası zor kısım işte. Burayı videoyu durdurup yapayım. Evet arkadaşlar, şimdi bütün bağlantılarını tamamladık. Bakın düğmeye basacağım, şimdi ne olacak? İzleyin. Şimdi tek yapmamız gereken bunu bu platforma yapıştırmak. Ondan sonra dilediğimiz gibi bütün şehrin üstünde uçabileceğiz. Şimdi ben yapıştırıcı getirip geleceğim o sırada. Oo elim 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 elim. Durun hemen kapatayım şunu. Yapıştırıcı getirip geliyorum. Ve evet arkadaşlar, yapıştırma işlemlerimiz bitti. Ve artık uçuş işlemlerine başlayabiliriz. Tamam. Ben burada bekliyorum şimdi. Ay, heyecandan yere düştüm. Şimdi ben burada bekliyorum. Ay kızı, düğmeye bas hadi. Uçmak istiyorum.
Emin misin Romeo, başına bir şey gelmesin havada sonra? Hayır Aykız'a eminim. Bas hadi. Son kararın mı? Son kararın, bassana hadi. Ben hazırım. Tamam Romeo, o zaman basıyorum. 3, 2, 1. Birazcık hızlanmasını bekleyeceğiz. Bekleyin. Bu daha çok vantilatör gibi Romeo. Çok güzel serinletti. Ama hiç hızlanıyormuş gibi gözükmüyor. Bekle. Romeo, kötü bir haberim var. Bekle gece nicası. Uçacağım şimdi, görmüyor musunuz? İyi, bekleyelim bakalım. Romeo, kötü bir haberim var. Asıl benim kötü haberim var gece nicası. Senin yüzünden dolandırıldık. Ay kızı, çabuk hazırlan. O bakkal amcanın yanına gidiyoruz. Aha Romeo. Kötü haberim zaten buydu. Bana neden böyle davranıyorsun? Neyse, bunu burada unutup gittiler. Ah, serin serin oturayım burada. Ne güzel rüzgar yapıyor bana. Hey yaşlı adam, bana bak. Bana mı dedin evladım? Evet, sana dedim tabii ki. Burada senden başka yaşlı, şişman, dolandırıcı, insanları aldatan, insanların güvenine ihanet eden, insanları hayal kırıklığına uğratan biri var mı? Dünyanın en kötü insanısın sen. Paramı da geri alıyorum. Hey evladım dur. Bu para senin değil ki artık, benim. Unuttun mu? Benden bir ürün aldın, karşılığında bu parayı verdin. Ürünü geri iade etmek istersen orası ayrı tabii. İade etmek istiyorum. Beni kandırdın sen. Nasıl kandırmışım ya? Hani helikopter motoruydu o? Hani uçuruyordu insanları? Gittik denedik. Ama hiç tık yok. Vantilatörden farksız bir şeymiş. İyi de ben sana helikopter motoru demedim ki hiç. O da nereden çıktı? Nasıl yani? Neden bu kadar pahalı o zaman? 100 tane bilye verdim sana. Çünkü onun içinde pili var, motor var, pil yatağı var, sonra tezgahı var. Başka ne vardı? Kablolar var, motor var, düğme var, her şey var. O yüzden pahalı. Bana bunları söylemen gerekirdi. Demek hepsi gece nicasının suçu. Evladım sakin ol. Al ben sana paranı vereyim. Gece nicasına lütfen zarar verme. Bir yanlış anlaşılma olmuş anlaşılan. Tamam. Al paran sende kalsın. Gerçekten kötü biri değilmişsin. Ben kötü niyetle yaptığını sanmıştım. Gerçekten yanlış anlaşılma olmuş arkadaşlar. Boşuna sinirlendik. Özür dilerim senden de. Sana da bağırdım. Özür dilerim. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.